Orbitallerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeyi belirtir. Evet, bu orbitalin tanımıdır zaten arkadaşlar. Çekirdeğin çevresinde elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu yerleri belirtir orbitaller. Aynı katmanda P orbitalin enerjisi L orbitalin enerjisinden daha yüksektir. Burada Mendeleev-Kleçkovski kuralı düşündür arkadaşlar. Eğer N artı L değeri büyükse orbitalin enerjisi daha büyüktür. Eğer N artı L değeri aynıysa N değeri büyük olanın enerjisi daha büyüktür. Şimdi L değerleri neydi arkadaşlar? Şunu bir hatırlayalım. 0, 1, 2 ve 3. S orbitali, P orbitali, D ve F orbitali. Şimdi aynı katmanda isek biz P orbitalinin enerjisi ne olur? N artı P olduğu için 1 olur. S orbitalinin enerjisi ne olur? N artı 0 olur. Aynı katmanda N artı 1, N artı 0'dan zaten daha büyük çıkar. Dolayısıyla P orbitalinin enerjisi, bunu P için yazdım bakın 1'di. L orbitalinin, S orbitalinin enerjisinden daha büyük çıkar. O halde bu doğru olur. Baş kuantum sayısı arttıkça S orbitalinin belirttiği hacim artar. Bakın bir S orbitalini gösterirken arkadaşlar şöyle yapalım. Koordinat sisteminde merkezde bir küre gösteririz şöyle 1S. Ama 2S'yi göstereceksek bu kürenin hacmi artar. Daha büyük bir hacime yayılır. 3S'yi göstereceksek daha da büyük bir hacime yaymak gerekir. Yani baş kuantum sayısı yani yörünge numarası arttıkça S orbitalinin belirttiği hacim artacaktır. Cevap bu durumda E seçeneği olur. 0,8 mol kalsiyum karbonat bileşiğinin %25'i kalsiyum oksit ve karbondioksit gazına ayrıştırılıyor. Buna göre meydana gelen karbondioksit gazı kaç gramdır? Bakalım bir tepkime yazalım arkadaşlar. Kalsiyum karbonat ve neye ayrışacak bu? Kalsiyum oksit katısına ve artı karbondioksit gazına. Bu tepkimeyi tanıdığınız bence kireç taşından sönmemiş kireç eldesiydi. Bu nasıl olurdu arkadaşlar? Isı yardımıyla olur. Sönmemiş kireç, kireç taşını ısıtırsanız ne elde edersiniz? Sönmemiş kireç. Daha sonra sönmemiş kirece su katarsanız da sönmüş kireç oluşur. Yani o da kalsiyum hidroksittir. Bunu hatırlatayım. Peki 0,25 mol var elimde fakat bunun hepsinin ayrışmasını istemiyorum. %25'in ayrışmasını istiyorum. O zaman 0,8 çarpı 25 bölü 100 yazıyorum. Ve burası da 4 geliyor. Bu durumda ne oluyor? 0,2 mol ayrışmış oluyor. O halde bundan 0,2 mol harcarsak bundan ne kadar oluşacaktır? 0,2 mol. Katsayılar birebir olduğu için bundan da 0,2 mol. Kaç gram olduğunu soruyor. Aşağıdan hesaplarsanız 1 mol karbondioksit 44 gram gelir. Bu durumda 0,2 mol ne olur? 0,2 çarpı 44'ten 8,8 gram. Yani D seçeneği olur. Şimdi yukarıdaki kaplarda 1 mol helyum ve 0,2 mol neon gazı bulunmaktadır. Helyum gazının %40'ı neon gazının bulunduğu kaba geçirildiğinde ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi ne var? 1 mol helyum var arkadaşlar. 0,2 mol neon. Ve ben helyumun %40'ını neon gazının bulunduğu kaba geçireceğim. O zaman 1 molün %40'ı kaç yapar? 1 çarpı 40 bölü 100 yaparsak arkadaşlar 0,4 mol olur. Yani bu kaptan bu kaba gaz geçişi ne olacaktır? 0,4 mol helyum olacaktır. Dolayısıyla artık burada ne kalacak? 0,6 mol helyum gazı kalmış olacak. Bu kaptan olacak 0,4 mol helyum gazı bu kaba gelmiş olacak. Şimdi B kabındaki gaz kütlesi iki katına çıkar. Bakalım öyle mi olur? İlk başta kaç gram gaz vardı? 1 mol neon 20 gram gördüğünüz gibi. O halde 0,2 çarpı 20 ne gelecektir? İçeride aslında 4 gram neon gazı vardı. Peki 0,4 mol helyum geldi. 0,4 mol helyum kaç gram yapar? 1 mol 4 gram o halde 1,6 gram yapar. Yani artık içerideki gaz 5,6 gram olur. Peki B kabındaki gaz kütlesi iki katına çıkar mı? 4'ün iki katı değildir 5,6. O nedenle iki katına çıkmadı. A kabında 0,6 Na tane helyum bulunur. Biz 1 mol demek Na tane demek diyorduk. İçeride 0,6 mol helyum kaldı. O zaman 0,6 çarpı Na tane ne olur? Helyum atomu burada bulunmuş olur. Doğru olur. A ve B kabındaki gaz kütleleri eşitlenir. Şu anda burada 5,6 gram gaz var. Peki burada kaç mol helyum kaldı? 0,6 mol. 0,6 molü kaç gramdır? 0,6 çarpı 4 yaptığınızda ne gelir arkadaşlar? 2,4 gram helyum gazı burada vardır. O nedenle ne olacaktır? Gaz kütleleri birbirine eşit değildir. Cevap ne çıkar? B seçeneği. (gülüyor) 0,2 molar 200 ml magnezyum klorür sulu çözeltisiyle kaç molar 300 ml sodyum klorür sulu çözeltisi karıştırılırsa dipte katısı bulunmayan çözeltide
Yani bir çökelek oluşmayacak. 0.25 molar klorür iyonu bulunur. Şimdi aynı madde için ne kullanıyorduk karışımda? M1 V1 artı M2 V2 artı böyle devam ediyordu. M son V son diyorduk. O zaman ilk önce buradaki klor derişimini bir bulalım. Magnezyum klorür arkadaşlar. Magnezyum 2 artı artı 2 klor eksi. Bu 0.2 molar olduğuna göre bu da 0.4 molardır. Ve hacmi ne kadar? 200 mililitre. Kaç molar diyor? Buna x molar diyelim biz. Elimizde arkadaşlar ne var? Sodyum klorür. X molar çözülmüş. Çözeltik derişim x molar. Eğer bu x molarsa dolayısıyla bu da x molar olacak. Şimdi aynı madde olarak klorları düşünüyorum ve formülü yerine koyacağım. Nedir bu? 0.4 molardı ve 200'lü her taraftaki hacmi de mililitre olarak çözeceğim. Zaten sadeleşecek birimler. Dolayısıyla x molar boyu 300 mililitreydi. Son durumda klor derişiminin 0.25 molar olmasını istiyoruz. Hacim ise 200 artı 300'den 500 mililitre çıkacaktır. Peki şu sıfırlar arkadaşlar gördüğünüz gibi sadeleşecektir. Burası 0.8 artı 3x olur. Burası da 5 çarpı 1.25 olur arkadaşlar. Bu da ne yapar? 1.25 yapar değil mi? Peki bunu buraya atarsak 3x ne gelecektir? Çıkardığımızda 0.45 olacaktır değil mi? Bu durumda x ne gelir? 0.15 molar olur. Cevabımız C seçeneği çıkar. Yukarıda verilen tepkime ara basamaklarına göre ifadelerinden hangileri doğrudur? A gazı ara üründür. Ara ürün neydi? Şu sıralamayla bakmak kaydıyla bir tepkimede oluşup diğerinde harcanan maddeydi. Bakın burada A oluşmuş ve burada A harcanmış. O zaman A gazı ara üründür. Peki net tepkime egzotermiktir. Bakın birinci adım egzotermik, ikinci adım egzotermik, üçüncü adım egzotermik. Tepkimeleri toplarsak net tepkimede egzotermik çıkacaktır. Çünkü bunların hepsi egzotermik. O zaman net tepkime egzotermik. Bir tanesi bile endotermik olsaydı benim bunların sayısal değerini bilmem gerekirdi. Net tepkimenin endotermik mi egzotermik mi olduğunu bulmak için. Tepkime derecesi 2'dir. Tepkim hızı denklemi kime göre yazılırdı arkadaşlar mekanizmalı tepkimelerde? Yavaş adıma göre yazılırdı. Yavaş adıma göre yazarsanız K çarpı A gazının derişimi çarpı Y2 gazının derişimi olur. Üst falan yok. Bunların üstleri 1-1 yani bir kare küp falan gelmedi onu demek istedim. 1-1 olduğuna göre üstleri toplarsak tepkimenin derecesi, diğer adıyla mertebesi ne çıkar? 1 artı 1'den 2 çıkar. Yani bu ifade de doğru olur. Cevap bu durumda E seçeneği olur. Yukarıda verilen tepkimelerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci tepkime hızı pH değişimiyle ölçülebilir. Bakalım bu arkadaşlar asidik, bu da bazik gördüğünüz gibi zamanla bunlar ne yapacaklar? Birbirlerini nötrlemeye başlayacaklar. Biri daha fazla ise eğer çözelten ya da şöyle yapalım. Kapta önceden hidroklorik asit olsun. Siz üzerine sodyum hidroksit eklerseniz pH ne olur burada zamanla? Artar. pH'in artış hızı tepkime hızını verir. Veya bir kapta sodyum hidroksit olsun. Siz buna hidroklorik asit ekliyor olun. Zamanla pH ne olur? Düşer. pH'in düşüş hızı tepkime hızını verir. Sonuçta birinci tepkime nötralleşme tepkimesinin hızı pH değişimiyle ölçülebilir. Üçüncü tepkimenin hız denklemi K'dır. Peki hız denklemi nasıl yazılıyordu? R eşittir K çarpı girenlerin derişimi. Ama saf sıvı ve katı denklemde yer almayacağı için burada hiçbir şey yazamayacağım. R eşittir K olarak kalacaktır. O halde bu da doğrudur. İkinci tepkimenin hızı sabit basınç ve sıcaklıkta hacmin değişimiyle ölçülebilir. İkinci tepkimenin hızı arkadaşlar bakalım. Sabit sıcaklık ve basınçta P V eşittir NRT diyelim. Sabit sıcaklıktayız ve sabit basınçtayız. R zaten sabit. Kaç mol gaz tepkimeye giriyor? 4. Kaç mol gaz oluşuyor arkadaşlar tepkimeden? Gördüğünüz gibi 2. Dolayısıyla ne olacak? Gaz mol sayısı düşecektir. Hacim azalacaktır. Yani hacmin değişim hızı tepkimenin hızını vermiş olacaktır. Evet ölçülebilir. Doğru. Sıcaklık arttırılırsa 3. tepkimenin hızı düşer. Bakın sıcaklık arttırılırsa tepkime endotermik de olsa, egzotermik de olsa tepkimenin hızı artar. Bu yanlış bir ifadedir. Bakmama bile gerek yok endo mu egzo mu diye. Çünkü sıcaklık artışı tepkim hızını arttırır. Endotermik de olsa, egzotermik de olsa. Birinci tepkimenin hızı elektriksel iletkenlik değişimiyle ölçülebilir. Bakın hidrojen klorü ve sodyum hidroksit iyondu değil mi ortamda? Yani ortamda hidrojen iyonu vardı. Ortamda klorür iyonu vardı. Sodyum iyonu vardı ve OH iyonu vardı. Ama şimdi ortamda etkin olabilecek sodyum ve klor iyonları var. Bakın birebir tepkimeye girdiği için toplam 4 mol iyon varken şu anda 2 mol iyon var. İyon miktarı azaldı. Hacim değişmediği için yani ikisinin hacmi burada ne yaptı arkadaşlar? Karıştığı için hatta daha büyük bir hacim oldu. Yani sonuçta şu oldu. Toplam iyon derişimi azaldı.
Molarite olarak da düşünelim. Kafanız karışmasın. Bu 1 molar olsun, bu da 1 molar olsun. Toplam 2 molar, 2 molar, 4 molar iyon var. Artık kaç molar iyon var arkadaşlar? Bunlar bu şekilde tepkime girdiği zaman 2 molardan da düşük aslında. Hacim artışından dolayı derişim düşecek. Aynı kabın içindeysek de 2 molar kalacak. Her halükarda toplam iyon derişimi düşecek. İyon derişimi düşerse iletkenlik değişimi düşer. Dolayısıyla iletkenlik değişimi de tepkim hızını ölçülebilir. Tepkimesi sabit hacimli bir kapta 0,2 mol X2, 0,1 mol Y2, 0,2 mol Z2 ve 0,1 mol O2 ile T derece sıcaklığında dengededir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi dengede olduğuna göre zaten arkadaşlar ileri tepkim hızı geri tepkim hızına eşit olmalıdır. Bu dengenin şartıdır. Yani ileri tepkim hızı geri tepkim hızına eşittir. Peki ileri tepkim hızı sabiti geri tepkim hızı sabitine eşittir diyor. Bakın şunu hatırlayalım. Denge ifadesi hız sabitleri oranıdır aslında. İleri bölü geri. Değil mi? İleri tepkimenin hız sabiti bölü geri tepkimenin hız sabiti oranıdır. Bu aynı zamanda ürünler bölü girenlerle de bulunabilir. Bakın mollerini yazalım. Bu kaç mol? 0,2 mol. Y kaç mol arkadaşlar? 0,1 mol. Z 0,2 mol. Ve O da burada kaç mol? 0,1 mol. Bakalım denge sabitimiz kaç gelecek? Tabii ben hacmi bilmiyorum. Sabit hacim dediği için buralara V yazacağım. Çünkü molarite ile derişim bulunur. Bölü V, bölü V, bölü V. Her birinin molaritesini bulun. Şimdi yerlerine koyalım bunları bakalım. Ürünler bölü girenler diyorduk. 0,2 bölü V çarpı 0,1 bölü V'nin unutmayın karesi. Ürünler bölü girenler yazıyoruz. X için 0,2 bölü V çarpı Y için yine karesi var burada. 0,1 bölü V'nin neyidir? Karesi. Gördüğünüz gibi bunlar gider, bunlar giderler ve 1 çıkar. Sonuç 1 çıktığına göre demek ki K ileri K geriye eşittir. Eğer 1 çıkmasaydı hız sabitleri, tepkim hız sabitleri oranı 1 çıkmasaydı birbirine eşit diyemezdim bu hız sabitleri için. 1 çıktığı için K ileri K geriye eşit. O zaman eşittir, doğru. Kaba aynı sıcaklıkta Y2 gazı eklenirse bir süre sonra kaptaki Y2, Z2 ve O2 gazlarının derişimi artar. Denge tepkimesi değil mi bakın? Evet, kaba ne ekleyeceğim ben? Y2 gazı ekleyeceğim. Y2 gazı eklersem etkim Y2'nin derişimini artırmak. Tepkim ne olacak? Bunu azaltmak. Yani denge sağa kayacak. O halde bu biraz düşecek ama eskiye göre fazla kalacak. X2 de biraz düşecek. Z2 biraz artacak. O2 de biraz artacak. Eskiye göre X2 daha düşük. Y2 eskiye göre daha fazla. Z2 daha fazla. O2 daha fazla olacak. O zaman kaba aynı sıcakta Y2 gazı eklenirse bir süre sonra Y2, Z2 ve O2 gazının derişimi artmış olacaktır. Cevabımız bu durumda E seçeneği olur arkadaşlar. 25 santigratta pH değeri 2 olan 200 mililitre H2 sulu çözeltisi için ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi şöyle yapalım. Ortamın pH'i 2 olduğuna göre bir kere ne olacak bu? Asit olacak. Yani asitik olmuş olacak. Şöyle yapalım. H2'nin kuvvetli mi zayıf mı olduğunu bilmiyoruz biz. H artı artı X eksi çıkıyor. Bildiğim şey şu. pH değeri 2. pH değeri 2 ise de ne anlama gelir? pH eşittir 2 ise hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olur. Yani 12 eksi, 10 üzeri eksi 2 molar bundan var. O halde iyonlaşma sonucu birebir olacağı için bu da 10 üzeri eksi 2 molar olacak. O zaman iyon derişimi 10 üzeri eksi 2 molardır. Bu da doğru olur. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 mol HX çözülmüştür. Şimdi buna bakalım bir de. O zaman bunlar böyleyse bu da 10 üzeri eksi 2 molar olur. Kuvvetli kabul ederek yapıyorum. 10 üzeri eksi 2 eşittir. N bölü 0,2 litre olduğuna göre 0,2. Çarptığında ne gelir arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol ne olacaktır? Çözünen HX olacaktır. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol HX çözülmüş olmalıdır. Ama 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol HX çözülmemiştir. Ki bakın bu kuvvetli olsaydı yani %100 olsaydı bu kadar çözülmüş olacaktı. Zayıf olsa bundan da az olacaktı. Yani hiçbir zaman bundan daha fazla olmaması lazım ki bu bundan büyük bir değer. O zaman cevap bu durumda ne çıkar? C çıkar arkadaşlar. Magnezyum florür sulu çözeltisinin 2 amperlik bir akımla 9650 saniye boyunca elektroliz ediliyor. Buna göre katotta açığa çıkan maddenin kütlesi kaç gramdır? Bakın sulu çözelti dediğine dikkat edin. Ortamda kimler var o zaman? Magnezyum 2 artı var ama H artı da var değil mi? Unutmamak gerekir. Flor eksi var ve OH eksi var. Şimdi katotta kim açığa çıkar? Magnezyumun elektron alma isteği daha fazladır hidrojenin mi? Şunu hatırlayın arkadaşlar. Şunu bilmemiz gerekiyordu aslında. Hidrojen altında bakır, civa, gümüş, platin ve altın. Yukarıda da aktif olan bütün metaller vardı. Çok fazlaydı ve bunlar çok fazla olduğu için ben bunları ne yapıyordum? Ezberleyemiyordum. Çok fazlalar.
Ama şunu biliyordum, yukarıdakiler aktif metaldi. Sebebi neydi? Yükseltgenme potansiyelleri sıfırdan büyük. Yani elektron verme istekleri alttaki metallerden daha fazla. Aşağıdan yukarıya doğru elektron verme isteği artar. Ama bana elektron alma isteği lazım. Çünkü ben çözeltiye elektrolit vereceğim. Bu elektronları hidrojen mi alacak, magnezyum mu? Çünkü katotta katyon toplanır. Hangi katyon elektronları alma isteği daha fazlaysa o katyon toplanır katotta. Şimdi ben metallerin elektron verme isteğine baktım. Alma isteğini konuşursak metaller elektron almaz. Ama katyonik hallerini düşünürseniz de yukarıdan aşağı doğru ne yapacaktır? Elektron alma isteği artacaktır. Aşağıdan yukarı doğru elektron verme isteği artar. Dolayısıyla yukarıdan aşağı doğru elektron alma isteği artar. Ama hangi haller için konuşuyoruz? Katyonik haller için. Belirtelim onu da. Katyonik hallerinin elektron alma isteği aşağı doğru ne olur? Artar. Peki o zaman hangisinin elektron alma isteği daha fazla? Hidrojenin mi magnezyumun mu yukarıda kalan? Hidrojenin. Demek ki ben burada katot tepkimesinin şu olacağını anladım. Hidrojen elektron alacak ve element haline dönecek. H2 gazı çıkacak. Ama acaba kaç mol elektron alacak? Onu da şuradan bulacağım. Q eşittir I çarpı T'dir arkadaşlar. Q nedir? Kulomb yani yükü verir. I amper akım, T saniyedir süreyi verir. 2 amperlik akımla 9650 saniye boyunca. Bakalım şöyle yapalım o zaman. 2 amperlik akım 9650 saniye. Çarpmıyorum, bilerek böyle bırakıyorum. Bu kadar kulombluk yük geçişi olur. Peki arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. 1 mol elektron 96500 kulomb'dur. Aksi verilmedikçe bu kullanılır. Peki 2 çarpı 9650 kulomb acaba kaç mol elektrona denk gelir? İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı 9650 bölü 96500 dediğimizde arkadaşlar şöyle 96500 dediğimizde sadeleşecekler ve burada 10 kalacaktır. O zaman burası 0.2 çıkacaktır. Yani devreden 0.2 mol elektron geçiyor. Yerine yazalım bunu. 0.2 mol elektron geçerse 1 mol geçseydi yarım mol toplanacaktı. 0.2 mol geçtiği zaman yarısı 0.1 mol toplanmış olacak. Maddenin kütlesi kaç gramdır? 1 mol H2 arkadaşlar 2 gramdır. 0.1 mol H2 ne olacaktır o zaman? 0.2 gram. Yani cevabımız A seçeneği çıkacaktır. C4H6 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Halkalı yapıdadır. Arkadaşlar C4H6 halkalı yapıda mı yoksa açık zincirli, düz zincirli bir yapıda mı? Onu bu kapalı formülden anlayamazsınız bakın. 4 tane karbon var. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu bileşik şu olabilir. Neye uyuyor aslında? CnH2n-2 uyuyor. Yani bir alkin olabilir. Şöyle bir alkin. Ya da şöyle bir alkin de olabilir. Bakın üçlü bağ burada olan bir alkin. Ya da bir alkadien olabilir değil mi? İkili bağ iki tane olur mesela. Ya da ne olacaktır arkadaşlar? Bir sikloalken olabilir. Yani şöyle bir yapı da olabilir. O zaman halkalı yapıdadır kesin doğru diyemem. Fehling çözeltisiyle tepkime verir. Uç alkinler için bu düşünülmüş şeydir. Üçlü bağın karbonla hidrojen olan alkin için düşünülür. O da bakır artı bir amonyakla bakır artı bir çözeltisiyle tepkime verir. Ama ki bu bakır artı birin amonyaklı çözeltisinin adı Fehling de değildir. Fehling çözeltisi arkadaşlar bakır artı yüklü amonyaklı bakır artı iyonu içeren çözeltidir. Dolayısıyla Fehling çözeltisi tepki verme ihtimali bu olsa bile yok. Fehling çözeltisi değil bakır artı birli o da bu verebilir. Ya bizim elimizdeki buysa ya buysa ya buysa bunlar tepkime vermez. Uç alkinler amonyaklı bakır artı bir çözeltisiyle veya tolens yani gümüş artı bir iyon içeren bazik amonyaklı çözeltiyle tepkime verir deriz. Fehling bakır artı iki iyon içerir. Uç alkinler artı bir yüklü bakırla tepkime verir. Dolayısıyla Fehling de bunun dahi tepkime verme ihtimali yok. Doymamış yapıdadır. Evet sonuçta pi bağı var, pi bağı var, pi bağı var, pi bağı. Hepsinde pi bağı olacak. O zaman doymamış yapıda olması kesin. Yapısında Sp2 birleşmesi yapmış karbon atomu vardır. Eğer bu yapıdaysanız arkadaşlar 4'ü tamamlamak için hidrojen yazayım. 1, 2, 3 sigma, 1 pi var. Yani Sp kare birleşmesi yapmış karbon atomu içerebilirsiniz. Bu böyleyken yok. Böyleyken arkadaşlar şuradaki karbonu düşünün. 1 sigma, 2 sigma, 3, 1 pi bir de bir tane hidrojeni var tabii 4'ü tamamlamak için sigma. Bu da Sp kare yapar. Ama yapmadığı durum da var. O zaman Sp kare birleşmesi yapmış karbon atomu vardır. Kesin doğru mu? Kesin değil. Çünkü Sp küp yapan da var. Yani sadece özür dilerim. Sadece Sp bulunduran da var. Sp kare bulunduran var. Sp kare bulunduran var ama Sp küp burada. Burada gördüğünüz gibi Sp burada. Yani Sp kare bulundurmayan da var. Her molekülde en az 2 tane pi bağı vardır. Evet 2 pi bağı var. 2 pi bağı var ama bunda 1 pi bağı var.
Dolayısıyla her molekülde 2 tane pi bağı vardır ifadesi de doğru olmaz. Cevabımız C çıkar. X ve Y organik bileşiklerinde su katılma tepkimeleri yukarıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi buraya su kattık ve elde ettiğimiz yapı bu. Burada ise su kattık ve ne elde ettik arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bir keton. Kime su katarsak keton elde edilir de unutmayın alkinlere. Alkine su kattığınızda tautomeri sonucu keton elde edilir. Ama bu alkin 2 karbondan daha fazla karbon içeren bir alkin olacak. 2 karbonlu alkine su katarsanız tautomeri sonucu aldehit oluşur. Peki X ve Y1'in izomeridir. Bakalım. 4 karbonlu bir alkin olacak burada. 1, 2, 3, 4 karbonlu bir alkin. Ben 3'lü bağı şuraya koyuyorum arkadaşlar. Peki burada su kattık ve bu oluştu. Ne oluştu? Hidrojen hidrojeni çok olana OH diğerine bağlandı. Demek ki bu da aslında şöyle bir 4 karbonlu değil mi? Bu da evet 4 karbonlu bir alkendi. Burası H2 idi. Şurada 1 tane H vardı. Şurada 2 tane H vardı. Şurası da H3'tü. Katarken hidrojen hidrojeni çok olana OH diğerine gitti ve bu çıktı. Biri alken, biri alkin. Bunlar bir izomeri olamazlar. Çünkü birinin kapalı formülü C4H8, diğerinin kapalı formülü C4H6 olur. Buralara hidrojeni de koymak isterseniz H3-4'ü tamamlayacak şekilde hidrojenleri yerleştirdik. X'in yapısında SP birleşmesi yapmış karbon atomu vardır. Evet bakalım şu karbona. 1 sigma, 2 sigma, 2 pi. 2 sigma, 2 pi varsa karbon SP birleşmesi yapmıştır arkadaşlar. Bakın bu karbonda 1 sigma, 2 sigma, 2 pi. Bu karbonda SP birleşmesi yapmıştır. Doğru X'in yapısında SP birleşmesi yapmış, özür dilerim. Y'nin yapısında SP birleşmesi yapmış karbon var. Ama bize X'in yapısını soruyor. X'in yapısında ise 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 1 pi olduğuna göre SP kare yapmış karbon atomu var. Gördüğünüz gibi 3 sigma, 1 pi, SP kare. Aynı zamanda 4 sigma'ya sahip olan da var. SP küp, SP küp. Tabi burada da bunlar da arkadaşlar 4 sigma olduğu için bunlar da SP küp birleşmesi yapmıştır. X'in yapısında SP birleşmesi yapan karbon atomu yok. SP kare ve SP küp var. Y bileşiği bromlu suyun kırmızı rengini giderir. Çünkü ne var? Yapısında karbonlar arasında pi bağı var. Karbonlar arasında pi bağı varsa bromlu suyun kırmızı rengi giderilir. Cevap burada B çıkar arkadaşlar. En düşük mol kütlesine sahip ester ile ilgili. Yani neden bahsediyor bize? En küçük mol kütlesine sahip olan ester OR yapmak zorunda olduğum için 1CH3 koyuyorum ama burası hidrojen olabilir. Yani bize formik asitin metil esterini söylüyor. Ya da metil metanoat da diyebiliriz. Ya da metil formiyat da olur formik asitten türevi için. Bakalım metil etanoat olarak adlandırılır. Metil etanoat kimdir arkadaşlar? Bakın metil etanoat şudur. CH3. Şudur. Yani asetik asitin metil esteridir. Metil etanoat bu ama ben en küçük esterden bahsediyorum. Mol kütlesi en küçük olan ester metil metanoattır. Bu yanlış. Bunu bir adı da metil metanoattır. Hidrolizi sonucu elde edilen alkol bir kademe yükseltilerek aldehit oluşturabilir. Bu esteri oluşturan arkadaşlar O'ya bağlı olan R alkolden geliyordu. Hidroliz ederseniz ne olacaktır? Bu alkole dönüşecektir bu uç. Yani CH3'ün alkole dönüşmüş halde metil alkol olur. Bunu açık yazarsak dikkat edin bu bir primer alkoldür. Primer alkol bir kademe yükseltilirse ne oluşur arkadaşlar? Aldehit. O zaman bu doğru bir ifadedir. Aldehit ve asit özelliği gösterir. Arkadaşlar bu ester dikkat edin aldehit ve asit özelliği göstermez. O nedenle aldehit ve asit özelliği gösterir ifadesi yanlış olur. Esterdir çünkü bu. Cevabımız bu durumda yanlışları sorduğu için bize 1 ve 3 yani C seçeneği olur. Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakın burada asit kısmı var. Karboksil kısmından anlıyorum burası. Karboksil yani ne özelliği gösterir? Asit. Burada da amin kısmı var. Amin ne özelliği gösterir? Baz. Elindeki madde bir amino asittir arkadaşlar. Amino asitler hem asit hem baz grubu içerdiği için amfatör özellik gösterir. İki amino propanoik olarak asit olarak adlandırılır. Bakalım 1, 2 ve 3. 2 de amino, 2 amino. 3 karbonlu olduğu için de propanoik asit. Evet 2 amino propanoik asit olur. Şöyle de adlandırabilirdi bakın bunu. İlk karbonu atladık. İkinci karbonu alfa sonra beta dedik. Alfa da dallanma. O zaman alfa amino propanoik asit diye de adlandırabilirim bunu arkadaşlar. Peptit bağı bulunduramaz. Şu anda arkadaşlar bu bir amino asit. Oluşturamaz pardon. Başka bir amino asitle birleştirirse ne olacaktır? Bir dipeptit oluşacaktır. Dipeptit oluşurken ne olacaktır? Peptit bağı oluşacak. Peptit bağı bir amino asitin OH'ı ile diğer amino asitin amin grubundaki H'ı birleşerek su oluşturur. Geriye kalan yapılarda birleşerek yani buradaki azotla diğer amino asitin karbonu birleşerek ne oluşturur? Amino asitte peptit bağını birleşerek peptit bağını oluşturur. Yani şuradan bir hidrojen çıkacak. Bu azotla diğer amino asitin OH'ı kopacak. Şu karbon birleşecek. Buradaki değil de diğer amino asitteki bu karbon ve peptit bağı oluşacak.
Hatta bir tane göstereyim ben size. Kafanız karışmasın. Şöyle yapalım. Şunu karbon yapalım. Şurada OH var. Şurada da ne var? NH2 var. Şöyle yazayım ama ben bunu. Bir hidrojen burada diyeyim. Diğer hidrojen şurada diyeyim. Ve burada da bir CH3 var. 4 tamamlamak için ve bir de H var. Şimdi ne yapacağım? Bir tane daha lazım bana bundan. Artı diyorum bakın. CH. Şurada azot H. H. Ve C çift bağlı oksijen OH. Bir amino asitin H'ı ayrıldı. Azot buradan boşa çıktı. Diğer amino asitin de şu OH'ı koktu. Ve ne yapacak işte? Şu azot gelip arkadaşlar şu karbona bağlanacak. Bunun adı peptit bağ olacak. Dolayısıyla peptit bağ oluşturamaz. Yanlıştır. Oluşturabilir. Çünkü bu bir amino asittir. Cevabımız bu durumda 1 ve 2. Yani C seçeneğidir.